Bedava kokusu alıyorum. Oo, evet ben de aldım Remzi. Burnum bedavayla doldu adeta. Eyvah, şimdi kesin bedava marşını söyleyecekler. Bedava bilet, bedava bilet. Sen ne güzel şeysin. Keşke her şey senin kadar güzel olsa bedava bilet. Evlat, biz o bedava şeylerden istiyoruz. Bu bedava şeyi ne olduğunu anlatayım mı? Hayır, sus ve bedava bileti yavaşça avucumun içine bırak. Buyurun o halde. Bunlar biletleriniz. Buradan içeri girebilirsiniz. İyi şanslar. Şans mı? Biz bedava bir şey aldık. Daha ne kadar şanslı olabiliriz ki? Bedava bilet, malda bilet alırsın. Çok karanlık burası. Ay, çok korktum. Ne kadar da korkunç bir yermiş anlatamam. Affedersin Remzi, yanlışlıkla kafanı ısırdım. Benim kafamı niye ısırıyorsun Necati? Karanlıkta daha iyi görebilmek için ağzımı tamamen açıyorum. Ağzını açman öyle bir işe yaramaz. Ben böyle düşünüyorum. Kimse bana karışamaz. Açıyorum ağzımı. Burada bir masa var. Üzerinde de bir şeyler duruyor. Fenermiş. Ver oğlum ver. Bize de ver. Kimdi o? Kimdi? Kimdi o? Kimdi? Kim o? Kimdi o? Kimono? Mikono? Kitoro? Hatırlarım sonra. Kitoro bu. Necati abi kendine gel. Tamam. Tamam. Beni benden alma. Beni sana bırakma. Bırakın Necati'yi. Oğlum Şakir, biz bedava diye bir şeylere bulaştık ama ne oluyor sence? Baba, bu bir evden kaçış oyunu. Ben kaçıyorum o halde. Çok korkuyorum. Kapı kolu yok. Kapı kolu yok. Bu ses nereden geldi? Kim konuştu? Böğü mü? Ne kadar da yalan. Korkutmak için böğü mü diyorsun yani? Ne yani? Korkunç değil miydi? Peki bu nasıl böğü? Komik yani. Tatsız bir şaka gibi. Sen çıksana bu oyundan. Neyse. Bu evdeki gizemi çözmek istiyorsanız yandaki kapıdan içeri girin. Ve içerideki ipucunu çözün. Hiç yaratıcı değilsin. Hadi hadi girelim şu odaya. Ne kadar pis bir odaymış burası. Burada bitlenmezsek iyidir. Evet, herhangi bir ipucu gören oldu. Ben bir tane leğen kemiği buldum. O sayılır mı? O sadece bir leğen Necati abi. Yo, içinde kemik de var. Baksana Remzi. Evet, bu gerçek bir kemik. İyice elle her şeyi baba, iyice. Kap mikropları. Ay, hakikaten. Elim kaşınmaya başladı şimdiden. Bakın aynada ne yazıyor. 3 kere hamsi tava diyerek zıpla. Hemen dediğini yap Canan. Of, çok saçma ama yapacağım. Hamsi tava. Hamsi tava, hamsi tava. Arkadaşım kim yazdı onları? Oyunda hamsi tava filan yok. Ben yazdım. Çocuklar, ben bir garip hissediyorum. O kemikten bana virüs geçmiş olmalı. Uyku bastırdı. Dayanamıyorum. Ay bayılıyorum bu diziye. Nerede o kral? Nerede dedim? Siz kimsiniz? Siz de kimsiniz? Kralım dikkat edin kralım. Neler oluyor burada? Siz de kimsiniz? Vay vay vay. Ne kadar da güzel bir sarayınız var kral bey. Acaba burayı bizimle paylaşmaya ne dersiniz? Sen bir mikropsun. Seninle hiçbir şey paylaşmam. Çok ayıp. Hiç sizin gibi güzel kalpli birine yakışıyor mu bu laflar? Çocuklar içeri atın bu soytarıya. Çabuk şuraya. Geç. Hadi. Bundan sonra yeni kral benim. Baba iyi misin? Nari. Sana de
geçsin diye ambulans efekti yapıyorum burada. Nari nari. Doktor bey, nesi varmış peki babamın? Babanız bir yerden bir virüs kapmış ve maalesef bütün duygularını kaybetmiş. Kesin o kemikten olmalı. Ay! Seninle ilgisi yok, üstüne alınma. O kemik sen değilsin. Nasıl yani duygularını kaybetmiş? O ne demek? Kısacası bundan sonra gülemez, ağlayamaz, üzülemez, sinirlenemez. Emin misin? Bak şimdi nasıl sinir ediyorum onu. Gerçekten yanında kremalı pasta mı taşıyorsun bütün gün? Babamın duygularını geri getirmemiz gerek. Bunu başarabiliriz. Hadi öyleyse Remzi'yi geri getirelim. Güldürme operasyonu. Remzi gülmeye hazır ol. Bu da ne? Bu bir gofret. Hem de uçak gofret. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Kaçma dur. Gel buraya dedim. Gofretliğini bil ve ağzıma gir. Tak be. Necat ya. Şimdi gül bakalım Necati Efendi. Necmi, çabuk git. Burada park yasak. Polis geliyor. Ciddi mi? Anne. Beni tuttun. Kırmızı ışık. Hayır hayır, kaçış olmaz. 3-2-1-0. Kaktüsüme güvenirim. Babam buna da gülmediyse hiçbir şeye gülmez. Bunu demek istemezdim ama sence babamı Mirket abiye mi götürsek? Başka seçenek kalmadı bence de. Başka seçeneğiniz kalmadı herhalde. Tam şuramda kaktüs dikenleri var. Ne yapmalıyım Mirket Bey? Kaktüse oturma. Egzersiz yap. Bir de bol bol su iç. Çok su içince böyle oluyor. Bak. O zaman bundan sonra bahçe sulama kabı olarak yaşamaya devam edeceksin. Elim değmişken su vereyim şu güzellere. Bırak şimdi çiçek sulamayı da bize yardım et Mirket abi. Tamam tamam. Öncelikle babanıza şu kaskı takalım ve içinde ne olup bittiğine bakalım. Evet. Bakalım içeride neler dönüyor. O da ne? Remzi'nin vücuduna giren mikroplar kalbi tutuklayıp zindana atmış. Peki nasıl düzelteceğiz bu durumu? Buldum. Senin molekülü küçültmek makinenle bizi Remzi'nin içine yollayabilirsin. Evet, bir keresinde Necati abinin içine yollamıştın öyle. Evet, hatırlıyorum ama o makinen maalesef bozuk şu anda. Necati olayından sonra hala kendine gelemedi. Ama onun yerine molekülik büyültük makini kim var? Ne demek yani bu? Madem sizleri küçültemiyorum, ben de Remzi'yi büyütürüm. Ne? Evet, bu deney için en güvenilir yer burası. Şunu indirmeme yardım edin bakalım. Kaktüsü bir yere geldiğimiz çok iyi oldu. Bana bir şeyleri hatırlatmaya mı çalışıyorsunuz acaba? Tamam, Remzi'yi platformun ortasına getirin şimdi. Ben de ayarları yapıyorum. Tamam, çekilin. Moleküler büyütme başlıyor. Molekülik büyütmek. Vay canına. Erdem abi dikkat et, aslan çıktı. Ne? Biraz da biz kral olalım değil mi şöyle? Şahane hayatmış böyle. Kralım kanalı değiştirip şu görüntüye bakar mısınız? Bu vücudun sahibinin gözlerinden gelen bir görüntü. İnanılmaz.
dev gibi büyümüş de haberimiz yokmuş. Şimdi daha eğlenceli olduğu halde çabuk beni kontrol odasına götürün. Tamam, ekipmanlarınız da hazır. Hadi şimdi Remzi'nin vücudundaki bütün mikropları temizleyin ve kalbini de zindandan kurtarın. Peki ta babamın ağzına kadar nasıl gideceğiz buradan? 10 dakikadır durduğunuz zeminin ne olduğunu size söylemeyi unuttum. Neyin üzerinde duruyor? Benim çok amaçlı taşınabilir süpersonik trap denimin üzerinde tabii ki. Beni duyuyor musunuz? Bir dakika. Canan, eğil. Evet, şimdi söyle. Bu büyütme cihazım deneme aşamasında olduğu için Remzi her an eski haline dönebilir. Bunu şimdi söylediğin çok iyi oldu. Düşkesinden orada. Necan geldi, kalbi kurtar hemen. Bu iş tam bir file göre. Rahat olun. Ayı gücü. Pardon. Fil gücü. Sağ ol evlat. Çabuk kontrol odasına gidin ve o mikrobu durdurun. İşte aradığım eğlence buradaymış. Remzi harekete geçti. Nerede bu kontrol odası? Nerede? Eyvah eyvah. Remzi şehre gidiyor. Çocuklar hemen bir şey yapın yoksa çok kötü şeyler olacak. Hey sen, çabuk ellerini kaldır. Ha? Ne yapıyor bu? Çabuk babamı rahat bırak ve çık bu odadan. Oo, küçük çocuktan havalı sözler. Ya, utandırıyorsun ama beni. Beni durduramazsınız. Şansına küs Şakir. Canan bir triki yaptı. Tekrar tahtıma kavuştum. Şimdi kaldığım yerden televizyon izlemeye devam edebilirim. Sizlere de çok teşekkür ederim gençler. Rica ederiz, ne demek? Herkes küçülmüş. Ne oldu size? Biz küçülmedik Remzi. Sen büyüdün. Şakirler vücudunu mikroplardan temizlemek için senin ağzının içine atladılar. Ne? Şakirler içimde mi şu anda? Evet. Ama merak etme. Birazdan çıkacaklar. Sen de eski haline döneceksin. Şuradan çıkana kadar azıcık eğlensem ne olur yani? Kıpkıcı hop dede. Çifti de popoz. Çifti de o. Çiki çiki pao. Battiri battiri yuppara yuppara. Necati! Thank you.